Merhaba arkadaşlar. Bu videomda Kahramanmaraş kademesindeki uzun mesafe yarışındaki hatalı rotalarımdan bahsedeceğim. Öncelikle bu haritayı RouteGadget'ten açıyorum. Federasyon her yarıştan sonra buraya haritayı yüklüyor ve gördüğünüz üzere hedefler burada gözüküyor. A21 seçtim ve kendi ismimin olduğu yere rotayı yükledim. GPS Murat Öztaş diye gözüküyor burada. Başlayalım. İlk büyük hatam, ikinci hedefte. İlk hedefi yalınca bir gaza geldim sanırım. Planladığım şey şöyle, pusulayı da tutup şuradan geçip iki akarsu yatağını geçtikten sonra üçüncüsüne gelip burada hedefi göreceğimi umuyordum. Ve giderken birazcık sağa sapmışım. Ve ikincisine geldiğimde şu an burada, buraya geldiğimi sanıyordum. Ve ona göre devam ettim burada. Bulamadım. Oradaki şurayı nasıl gördüğümü hatırlıyorum. Yani pusulam uymuyordu. Bir şeylerin ters gittiğini orada anlamıştım ve sonra yola çıkınca yoldan bu uzun akarsuyu gördüm. O zaman ikinci hedefe geldim. Bir sonraki hatam, dördüncü hedefe girerken buraya kadar geldim. Burada şeyden girdim, akarsu girintisinden ve yavaşça aşağı doğru iniyordum. Şuradaki gluyu kaçırmışım. Ve şuradaki girintiye kadar gittikten sonra çok saptığımı anlayıp hedefe gittim. Burada boş yere böyle bir şekil çizdim. Bir sonraki hatamda 5. hedeften 6'ya giderken burada planladığım şuraya gelip direkt şuradan girecektim ve bu kayanın kolayca görüneceğini biliyordum. Ama giderken bayağı yukarı doğru gitmişim. Sonra yukarıdan kayayı gördükten sonra aşağı gidip aldım. Bir sonraki hatam 7. hedeften 8'e giderken burada direkt şu iki akarsu girintisini görüp ortadan devam etmekti. Ama ne yapmışım bakalım. Bayağı bir sapmışım yine sağa. Benim sağ sapma gibi bir eğilimim var. Ve şu ikisinin arasına girmişim ve ben kendimi şu ikisinin arasından indiğimi sanıyorum. Ve işin garibi, şurada bir tel var ve ben o teli bu tel sanıyordum. Hani bu ikisinin arasına doğru indiğimi sanıyordum o yüzden. Bayağı kafamı karıştırdı bu tel. Doğru indiğimi sanıyordum. Sonra tabii dolandım durdum buralarda. Ne yaptığımı anlamaya çalışıyordum. Ve şurasındır. Nedense şurası sandım. Yani bu kadar açık alan olmaması, yani burayı açık alandı ama ben burada açık alan görmemem gerektiğini anlamalıydım. Sonra şuradaki hedefi gördüm. Ondan sonra orada olacağını tahmin edip aşağı indikten sonra şu taraftan geldim. Birazcık saçma bir hata oldu ama. Evet, son büyük hatamdan bahsedeceğim. Yani birçok hedefte hatalar yapabiliyorum, ufak tefek yanlış yönelmeler ama bunlar gösterdiklerim en fazla olanları. 8'i zaten hatalı buldum. Bayağı uğraştım. 7 dakikalık hatam var arkadaşlarımla karşılaştırdığımda. 8'e 9'a giderken de dikkat etmeye çalışarak gittim birazcık ama bu yine hata yapmamı engellemedi. Hata üstüne hata alıyor zaten. Bir kere yapınca devam geliyor. Bir de çok uzun süre geçmişti. Ve bu long parkuru 1 saati geçmişti neredeyse 8. hedefe gelişim. Burada şuradan çıkarken kendimi şuradan çıktığımı hayal ediyordum nedense. Daha doğrusu şöyle, yani şu yönelmeyi değil de şu yönelmeyi yaptığımı sanarak geldim. Bayağı büyük bir hata. Sonra şuradayken şu tepecikleri gördüm. Ve artık şuranın düzleştiğini anlayınca şurada olduğumu anladım. Hemen döndüm aldım zaten hedefi.
Evet arkadaşlar, bu parkurun bütün hali. Burada bazı yerleri yaklaştırayım. Bu parkuru toplam 110 dakika 4 saniyede bitirmişim. Başlarkenki hedefim 2 saat ve 2 saatin altında gelebilmekti. Yani 2 saati 5 dakika geçsem geçer miyim acaba diye düşünüyordum. Yani yapabileceğime çok inanmıyordum. Yani 15'ten sonra olan bütün hedefleri ne olur bitsin ve 2 saatin altında bitireyim diyerek gittim ve şurada şu an gözükmüyor ama şurada su noktası vardı galiba. Tam net yerini burada çizmemişler. O su noktasında su yoktu. Başka bir yerde daha su noktası vardı. İkisinde de su yoktu ve parkurda susuzluk çok kötü. Yani son yani su içsem biraz daha kendime gelirdim. Su bittiği için daha da kötü etkiledi bu beni. Ama yine de istediğimden iyi gelebildim. 1 saat 50 dakika benim için bayağı iyi. Bir de artık haritaya bayağı alışmıştım ve çok uzun süre parkurda geçirdiğim için son hedeflerde neredeyse hatasız gittim. Planladığım her şeyi yaptım. İstediğim gibi geçti. Evet, bu şekildeydi bu parkurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.